Hepiniz hoş geldiniz. Dokuz tane birbirinden değerli aday adayımız var. Hepsinin açıklamaları burada hep beraber yaptık. Bugün de Cenk Başkan'ın açıklamasında birlikteyiz, beraberiz. Kendisiyle 2015 yılında aktif siyaset yaptım. İlçe başkanlığında ben de yöneticiydim. Beraber yol arkadaşlığı yaptığımız bir arkadaşımız. Çıkmış oldu bu yolda. Kendisine başarılar diliyorum. Partimiz adına, şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi dahilen kıymetli basın mensupları, öncelikle Cenk kardeşimizin aday adaylığı programına teşvik ettiğiniz için hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bir başkanımız aramızda olmamasından dolayı şehir dışında bir mesajını okumak istiyorum. Değerli yol arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, önceden belirlenmiş şehir dışı programım nedeniyle çok istememe rağmen yol arkadaşım Sayın Cenk Baduc'un aday adaylık açıklamasına katılamıyorum. Değerli aday adayımıza çıktığı yolda başarılar diliyor. Aday adaylık başvurusunda bulunmuş tüm adaylarımız ve Büyükşehir'deki de örgütümüz ile el ele omuz omuza 31 Mart 2023 tarihinde genelde tüm ilçelerimiz ve Büyükşehir Belediye'mizde iktidara ulaşacak olmamızın da heyecanıyla sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şenol Özgür Taşmer Mühendi, Tekirdağ Başkanı. Evet, bugün Süleyman Paşa'da son aday adaylığı açıklaması diye düşünüyorum. İki gün daha var başkanım. İki gün daha var. Salı günü seyredecek ama bizim tahminlerimiz bu yönde. Cumartesi günü Büyükşehir için bir açıklama daha olacak. Ondan sonra sürecimiz başlayacak. Biz bugüne kadar aday adaylığı başvurusunda bulunan hem belediye başkanlığı için hem de belediye meclisi üyesi olma çabası için olan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Cenk kardeşimiz de bu örgütün tozunu yutmuş, bütün kademelerde görev almış, emek vermiş bir arkadaşımız. Ona da bu yolda başarılar diliyorum. Yolunun açık olmasını diliyorum. Kendisine mikrofonu veriyorum. Ben elimden geldiği kadar yüksek sesle hitap edeceğim. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. O da çalışma ayı. Köklerini Rumeli ve Müdafaa Yurtlu Cemiyeti'nden alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütünün mensupları, genel basınımızın çok değerli temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yol yürümekten onur duyduğum, gurur duyduğum değerli yol arkadaşlarım, çok değerli misafirler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yaşlarımda kapısından girdiğim bu kutsal çatı altında bugün burada Süleyman Paşa Belediye Başkan aday adayı olarak huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum. Aplausos 1979 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldim. İlk orta ve lise eğitimimi Tekirdağ'da tamamladım. İlk olarak Trakya Üniversitesi, sonrasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldum. 2000-2003 yılları arasında yurt dışında bulunarak dil eğitimimi tamamlayıp
Tekirdağ'a geri döndüm ve 18 yıl çok uluslu şirketlerde product specialist ve kilit müşteri yöneticisi olarak çalıştım. 2019 yılında ticari hayata başladım. Halen havuz sistemleri ve havuz kimyasalları alanında faaliyet göstermekteyim. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında İl Seçim Komisyonu Başkanlığı, İl Başkan Vekilliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundum. Evliyim ve iki çocuk babasıyım. Baba tarafından 5 kuşak Tekirdağ kütüğüne kayıtlı olup, anne tarafından Makedonya'nın Selanik eyaleti Doğulan kasabasından Balkan Savaşı döneminde Malkara'nın Kalivre köyüne ikamet etmiş bir aileye mensubum. Yani öz be öz Trakyalıyım, öz be öz Tekirdağlıyım. Değerli arkadaşlar, insanın büyüklüğü kendine adadığı hedef ve idealleri kadardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak inanç işidir, yürek işidir. Bu inanç, bu yürek bizde olduğu müddetçe gerisi teferruattır. Adalet ve Kalkınma Partisi 21 yıllık iktidarında çıkar ve ranta dönük partizan uygulamalar, artan işsizlik, kamu idaresinde liyakatsiz atamalar, bozuk bir ekonomi, tarikatların elinde yozlaşmış bir eğitim sistemi, siyasallaşan hukuk ve toplumsal bir kaos ortaya çıkarmıştır. Ülkemiz adeta yangın yerine dönmüşken, 14 Mayıs'ta Millet İttifakı olarak girdiğimiz genel seçimlerde ne yazık ki ağır bir kayıp yaşadık. Bütün bu gelişmeler ışığında seçmenle Cumhuriyet Halk Partisi arasında ne yazık ki duygusal bir kopuş yaşandı. Ortaya çıkan bu tabloda genel merkezimizde Akdisel'in bazı arkadaşlar süreci doğru değerlendirip milletin verdiği mesajı net şekilde algılamış ve bunun gereği olarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve arkadaşları değişim vurgusu yaparak tarihinde gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultayı'nda değişim ateşini Ankara'dan yakmıştır. Bizler de Tekirdağ'da gerek parti tabanının gerek seçmenin talebini net bir şekilde görerek bu yolculuğa var gücümüzle destek verdik. Şimdi sıra bu kutlu yürüyüşü, bu büyük değişimi Süleyman Paşa'da hayata geçirmek olacak. Anahtar kelime birlik olmaktır. İlk olarak içimizdeki yaraları saracak, geçmişte yaşadığımız kırgınlıkları unutacak ve birbirimize sıkı sıkı sarılacağız. Değerli arkadaşlar, bizler koltuk ve makam sevdası ile bu yola çıkmıyoruz. Bizler gençliğimizle, heyecanımızla, sizlerden alacağımız güçle, en önemlisi liyakat sahibi bir kadroyla yola çıkıyoruz. Siyasetin en büyük amacı olan halka hizmet bilinciyle yola çıkıyoruz. Belediye meclisimizi liyakat esası ile tüm ilçemizi homojen şekilde temsil edecek bir anlayış ile teşkil edeceğiz. Belediye meclisimiz kişilerin toplumda etiket kazanmak uğruna işgal ettikleri makam olmaktan çıkacak ve halkın meclisi olarak Süleyman Paşa hizmet edecek. Süleyman Paşa'yı her bir ferdiyle kucaklayacağız. Çalmadık kapı bırakmayacağız. Uzatılan her eli sıkacağız. Merhem olup kanayan yaralara şifa olacağız. Şehrimizin her değerine sahip çıkacağız. Süleyman Paşa'yı Trakya'nın göz bebeği yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Size söz veriyorum.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir sözleriyle bize emanet ettiği partimizin altı okunun her birine sıkı sıkı sarılacağız. Atatürk ilke ve inkılaplarından asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Değerli yol arkadaşlarım, Cumhuriyetimizin 100. yılında Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde 100 yılın değişimi ve iktidar hedefine katkı sağlamak, bu büyük yolculuğun bir neferi olmak, değişim meşalesini Tekirdağ'da Süleymanpaşa'da yeniden yakmak, Tekirdağ'ın kalbini Süleymanpaşa'yı yeniden kazanmak için Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'na adayım. Hepinizi bu kutlu yürüyüşe katılmaya ve davet ediyorum. Bizlerle birlikte olun. Gelin Süleymanpaşa'yı hep birlikte tekrar kazanalım. Teşekkür ediyorum.